Merhabalar efendim. Bir Business Channel Türk ailesi olarak İşi Bilen programında daha sizlerleyiz ve elbette İşi Bilen kısmında bugün değerli bir konuğumuz bizlerle. İstanbul'dan geliyor konuğumuz Fibros Microblading artisti Ayşe Uzunlar bugün konuğumuz. Dilerseniz öncelikle bir hoş geldiniz diyelim konuğumuza. Ardından sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş Nasılsınız? bulduk, hoş buldum. Çok iyiyim. Sizler Çok nasılsınız? mersi, bizler de iyiyiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben yaklaşık olarak 4 yıldır microblading kaş yapıyorum. Bu işi yapmaktan da çok keyif alıyorum. Başka ne öğrenmek istersiniz? Fazlasıyla sizden hakikaten belli oluyor enerji. Program başında da söyledim, çok zor beğenirim açıkçası. Kaşlarla işlem gördükten sonraki oluşan sonuçlarda biraz bana yapay gibi gelir. Çok Evet. Hani yapıldığı belli olurmuşçasına gelir. Birazcık doğallığı sevdiğim için galiba ama o kadar hoş, o kadar doğal görünüyor ki kaşlarınız. Çok teşekkür ederim. Gerçekten de fibros microblading'in amacı bu zaten. Kişinin kendi kaşından ayırt edememek. Yani bir yaptıran kişi biliyor microblading yaptırdığını, bir de yapan kişi biliyor. Ay, güzel. Doğallık da buradan geliyor Süper. Zaten. Ne zamandan beri bu işi yapıyorsunuz? Yaklaşık 4 yıldır yapıyorum. Keyifle yapıyorum. Aslında bu bir sanat gerçekten. İhtiyacı olan herkese de yaptırmasını öneriyorum. Kesinlikle. Artık bazı şeyler lüks olmaktan çıktı zamanımızda. Bir ihtiyaç olarak nitelendiriyoruz. Hakikaten de çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz varsa mutlu olabilmek adına yapılması gerektiğini düşünüyorum ben de. Ama elbette sizin gibi doğal olsun. Kesinlikle önceliğimiz bu. Kişinin doğal kaş yapısını bozmadan, yüzünün simetrisine uygun, yüzüne uygun, ten rengine uygun ve tamamen organik pigmentlerle uygulanan bir işlem. Doğallık buradan geliyor zaten. Süper. Microblading nedir öyleyse? Microblading aslında Japonlar tarafından geliştirilmiş bir teknik. Microblading kalemiyle, kişiye özel bıçağı ile tek tek kaş simülasyonu, tek tek kıl çizerek yapılan bir teknik. Diğer kalıcı makyajdan bunu ayıran özelliği ise %100 doğal, kişinin kaşından ayırt edilemeyen teknik olmasıdır. Nasıl uygulanıyor? Nasıl uygulanıyor? Uygulamamız aslında yaklaşık 2,5 saat sürüyor. Öncesinde kişinin bir cilt analizini yapıyoruz. Daha sonra bir öncesi fotoğraflarını alıyoruz. Öncesi fotoğrafını aldıktan sonra altın oran çizimini uygulayıp yüzündeki tam simetriyi sağladıktan sonra işleme başlıyoruz. Altın oran nedir? Altın olan oran gitti nedir? Altın oran evet. Altın oran temel olarak bölünen bir bütünün yan yana getirilen iki parçasının diğer büyük parçayı oluşturması prensibine dayanır. Ve sayısal değeri 1.618'dir. Biz kaş çizimlerimizi yaparken altın oran prensibi ile tam simetri sağlayacak şekilde çizim yapıyoruz. Ve bunu fotoğraflandırıyoruz. Daha sonrasında da kusursuz uygulama yapmak için mükemmel çizime hazırlıyoruz yüzü. Altın oran bu demek. Neden ihtiyaç duyuyoruz biz microblading'e? Neden ihtiyaç duyuyoruz? Aslında bir sürü sebepleri var. Kişinin doğuştan kaşı eksik olabilir, trafik kazası geçirmiştir, yanma olmuştur. Kimi sağlık problemleri sonucu değil mi? Aynen öyle. Birazcık hani bu kısmından dolayı ihtiyaç doğabilir. Ya da hani artık günümüzde zaten her şey o kadar, yani bay bayan herkes bakımına o kadar çok önem göstermeye başladı ki ihtiyaç olmaya başladı. Çünkü kaş gerçekten kişinin yüzünde tamamlayıcı bir unsur. Tam bir çerçeveyi oluşturan ve tamamlayıcı bir unsur olduğu için hiç makyaj yapmasanız da kaşınız eğer çok düzgün ise güzel bir ifade çıkıyor ortaya. Yani bakışımızı çok çok değiştiriyor. Kesinlikle. Hem iyi anlamda öyle. Hem kötü anlamda söylüyorum. İyi yapıldığı evet, takdirde evet. Çok haklısınız. Çünkü gün içerisinde belki de sayamayacağımız kadar kaş mimiği yapıyoruz aslında farkında olmadan. Aynen. Ve onun bir bütün ve bir simetri içerisinde olması gerçekten önemli. Çok güzel bir doğallık yaratıyor. Hijyen nasıl olunuyor? Hijyen en önemli konulardan bir tanesi. Yani kaşın ne kadar büyük titizlikle uygulama yapılıyorsa hijyen de bir o kadar önemli. Öncelikle yapılacak olan yerin hijyeni tabii ki çok önemli. Her şey tek kullanımlık olmalı. Uygulama yaparken biz
kişiye kullandığımız bütün ürünler tek kullanımlık ve sterildir. Asla bir daha kullanılamaz. Aynı şekilde uygulama yapılan yerde de sedye örtüsü, bonesi, eldiven her şey tek kullanımlık olmalı ve buna çok dikkat edilmeli. Uygulayan bütün arkadaşlar da buna çok dikkat etmeliler. Peki dikkat edilmesi gereken sizlere gelindi. Mikrobleeding öncesi yaptırmak isteyen kişiler nelere dikkat etmesi gerekiyor? Şimdi eğer danışmak için geliyorsa tabii ki ön bir çizim yapıp fikir veriyoruz. Ama yaptırmak için geliyorsa makyajsız bir ciltle gelmesi yeterli. Temiz makyajsız bir cilt. Fakat herhangi bir ilaç kullanıyorsa, kan sulandırıcı, antibiyotik vesaire gibi kullandığı ilaçlar varsa, eğer antibiyotik kullanıyorsa, antibiyotik kullanımı bittikten sonra, kan sulandırıcı bir ilaç kullanıyorsa mutlaka doktoruna danışarak 72 saat sonrasında gelmesi yeterli işlemi uygulamak için. Kalıcılığı ne kadardır? Kalıcılığı şöyle, cilt tipine göre tamamen değişiyor. Yağlı ciltlerde 6 ay ile 8 ay arasında rahatlıkla kalıyor ve silinerek kaybolur. Kötü bir görüntü ortaya çıkmaz. Kuru ciltlerde 1-1,5 yıl kalabiliyor. İleri yaşlarda hani 70-50 demeyeyim de 70 yaş üstünde 3-4 sene bile kalabiliyor. Çünkü hücre yenilenmesi artık yavaşlıyor ve kolay kolay silinmiyor. İşlemin peki uygun olmadığı durumlar hangi zamanlardır? Evet, işlemin uygun olmadığı durumlar şeker hastaları doktorlarına danışarak böyle birçok müşterimiz oluyor. Yapılamaz diye bir şey yok. Ama şeker hastasıysa eğer mutlaka öncesinde belirtmesi gerekiyor. Psikolojik rahatsızlıkları olanlar, kemoterapi görenler yine doktorun izniyle tedavileri bittikten sonra rahatlıkla eğer doktor izin veriyorsa yaptırabilirler. Ve şöyle bir şey, kemoterapi görenlere ücretsiz olarak zaten yapıyoruz. Bu da buradan hani bir duyuru gibi olsun. Evet, bütün fibroz artistleri de bunu yapıyor. Başka epilepsi hastalarında. Eğer kalp ilacı kullanıyorsa, kalple ilgili hastalıklarda varsa. Evet varsa, hamilelerde kesinlikle yapılmıyor. Ama doğum sonrasında emzirirken kesinlikle rahatlıkla yapılabiliyor. Şöyle bir ayrıntı var orada da, kişi emzirmeye devam ediyor ise eğer o gün sütünü vermiyor. Anestezisiz bir şekilde rahatlıkla yapılabiliyor. Bilmesi gereken noktalar evet, var. Evet, bunlar ayrıntılar. Kimyasal peeling yaptırmışsa en az 10 gün sonra, alerjisi olan kişilerde küçük bir test yapıyoruz. O testin sonucuna göre bir gün sonra rahatlıkla yapılabilir. En çok sorulan sorulardan bir tanesi botoks. Botoks yaptıranlarda da aslında bu benim kişisel görüşüm. Bana göre önce kaş yaptırmak çok daha uygun. Çünkü botoks da zaten iki seansta yapılan bir uygulama. Dolayısıyla hani simetri bozulabiliyor botoksta. İlk seansta tutmayabiliyor. İşte kaşı yukarıda kalıyor, aşağıda kalıyor. İkinci seans gerektiriyor. Benim tercihim botokstan önce yapılması ki çünkü biz altın oranla tam bir çizim yapıyoruz. Dolayısıyla tam bir simetri yakalıyoruz yüzde. O yüzden benim tercihim botokstan önce, ama kişi botoksunu yaptırmışsa ve üzerinden 15 gün geçmişse rahatlıkla yaptırabilir. Hiçbir sakıncası yok. Süper. İşlem yapıldıktan sonra dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir öyleyse? Evet, en güzel sorulardan bir tanesi. Sonrası bakım. Biz orada ne kadar güzel bir kaş yaparsak yapalım, kişinin sonraki bakımı gerçekten çok önemli. Havuza girilmemeli bir hafta boyunca. Sauna, hamam, buhar, güneş. Bunlardan korumalı bir hafta boyunca. Uzmanın tavsiye edeceği bakım kremini mutlaka düzenli bir şekilde kullanmalı. Bu dönemlerde mümkünse eğer yüz yıkama jelleri, cildine kullandığı içinde laktik asit veyahut da hücre yenileyici kremler olabiliyor. Bu tür ürünleri kullanmamasını tavsiye ediyoruz. Çünkü sonuçta biz ciltte dermis ile epidermis arasında bir işlem yapıyoruz. Tabii. Bu işlemin zarar görmemesi için, daha doğrusu yerleştirdiğimiz pigmentin zarar görmemesi için sonrası bakıma bizim emeğimiz kadar onun da emek göstermesi gerekiyor.
Genel olarak kötü çıkan kaşlar piyasada çok görüyoruz, etrafta çok görüyoruz. Rengi değişen kaşlar, işte turuncu olan, kırmızı olan, lacivert olan kaşlar. Bu işlemler her ne kadar kişinin bakıma gösterdiği önemle ilgili olsa da kullanılan pigmentle de alakalıdır. Kullanılan pigmentler çok önemlidir. Dolayısıyla birinci sırada pigment, ikinci sırada kişinin bakımı, iyi bir sonrası bakıma dikkat etmesi, uzmanın tavsiye edeceği şekilde ve verilecek olan bakım kremiyle birlikte yaptıktan sonra bir hafta 10 gün sonrasında normal hayatına devam edebilir. Hiçbir şey değil, bir hafta 10 gün dikkat etmek değil mi? En zoru hep derler yani, yaptırmak değil, ondan sonrasında. Evet, hani hep bakım söylenir, gerçekten bakım çok önemli. Daha meşakkatli olabiliyor ama istedikten sonra güzel bir bakım sonuç için de değer diye kesinlikle, düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Kaç seans uygulanıyor? Microblading 2 seansta uygulanıyor. İlk seans fotoğraf çekimi, çizim, uygulama. Dolayısıyla burada noktalıyoruz. İkinci seansın arası bir aydır. Bir aydan sonra ikinci seansta bazen kabuklanmalar sonucunda tutmayan pigmentler olabiliyor. Onları tekrardan üstünden geçerek sonlandırıyoruz. İki seansta uygulanıyor kısacası. Kabuklanma iyi bir şey mi göstergesi oluyor? Kiminde hani kabuklanma olmayı biliyor çünkü. Ya biz kabuklanma derken böyle hani yaralanmış da tırnağınızla kaldıracağınız kalın kabuk gibi bir şey değil bu. Biz böyle nitelendiriyoruz ama sonuçta biz cilde bir kese atıyoruz. Bu kesenin bir iyileşme süresi var. Dolayısıyla ona biz kabuklanma diyoruz. Aslında gözle görülecek ciddi bir kabuklanma değildir. Sadece ilk seans, yani her iki seansta da oluyor. Maskeden sonra kalan, cilt üstünde kalan fazla pigment oluyor. O temizleniyor. Siz bakımı yaptıkça pamuğa geliyor. Biz ona kabuklanma diyoruz. Yavaş yavaş siliniyor. Dolayısıyla kabuklanma derken aklınıza derin bir yara gelmesin. Kimler uygular? Kimler uygular? Bunu gerçekten uzmanları uygulasın ve uyguluyorlar. Bu çok önemli bir soru. Çok fazla microblading yapmaya başladı insanlar. Yaptıracak olan kişilere tavsiyem, önerim, mutlaka uzmanını çok iyi seçsinler, iyi araştırsınlar, daha önce yaptığı işlerin mutlaka örneklerini görmek istesinler. Aldıkları eğitimleri irdelesinler, sorsunlar. Bunlar çünkü yüzünüze bir şey yaptıracağınız için sorulması gereken sorular. Zaten iyi bir uzman sorulacak her soruya rahatlıkla cevap verecektir. Bundan da çekinmesinler. Peki yaptıranlardan, daha doğrusu bu işi yapanlardan farkınız sizce nedir? Bizim farkımız iyi bir akademiden mezun olmak, yaptığımız işe çok önem vermek, sonrasını takip etmek, doğallığı kaybetmemek en önemlisi. Ve bu anlamda da aslında yaptığınız çalışmalar birebir kendini göstermiş oluyor. Evet, teşekkürler. Size çok teşekkür ediyoruz. İnşallah herkes sizin gibi hakikaten sağlığa önem verip kişiye yakışanı ve doğallığı koruyarak hiçbir şekilde bozmadan o doğallığı yaparlar diye düşünüyorum. Yoksa hep herkesin kaşı hemen hemen aynı olacak. Evet. Sabit, çok fazla mimikleri oynamayan ve bana göre de biraz sert bir bakış da oluyor. Çünkü o yüzden de sizin gibi böyle güzel olsun, doğal olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben çok teşekkür ediyorum. Beni ağırladığınız için çok mutlu oldum. Çok mersi. Başarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Her zaman dediğimiz gibi İşi Bilen kısmında değerli konuğumuz vardı. Fibros Microblading efendim artisti Ayşe Uzunlar konuğumuzdu. Bir sonraki İşi Bilen programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.